Merhaba sevgili oğlaklar. Sevgili oğlaklar, yeni bir haftaya giriş yapıyoruz. Geçtiğimiz hafta Koç burcunda yaşadığımız ay tutulmasının etkilerini bu haftanın ilk günlerinde de hissedebilirsiniz. Ay tutulmasının etkilerini özellikle ev, aile yaşantınızda, aile büyükleri ve yakınlarınızla ilgili konularda daha yoğun hissedebilirsiniz. Onlarla ilgili bazı gelişmeler duygusal olarak sizi etkileyebilir bu süreç içerisinde. Haftanın genel seyrine baktığımızda hafta başında Başak Burcu'ndaki Mars ve Balık Burcu'ndaki Neptün arasında karşıt açı etkinleştiğini görüyoruz. Bu karşıt açı özellikle enerjiyi kullanmada bazı sorunlar çıkarabileceği için karışıklıklara neden olabilir, ufak tefek sağlık sorunlarına neden olabilir. Özellikle ilaç ve alkol kullanımında dikkat etmek gerekiyor. Seyahatlerle ilgili konular, yakın çevrenizle ilgili konular biraz enerjinin karışıklığı nedeniyle gerginlikler ve sorunlar oluşabilir. Özellikle seyahatteyseniz iletişimlerde, yakın çevrenizle iletişimlerde biraz daha dikkatli ve temkinli olmanız gerekiyor. Bu hafta Merkür Akrep Burcu'nda retro harekete başlayacak. 10 Kasım'a kadar Merkür retro harekette olacak. Akrep Burcu'nda sizin için özellikle yakın çevreniz, sosyal hayatınız, arkadaşlarınız, iş yeriniz, iş projelerinizle ilgili konularda Merkür Retrosu zaman zaman geriye dönüşler yaratabileceği gibi zaman zaman bazı süreçte olan işlerinizde de aksilikler, gecikmeler, tıkanmalara yol açabilir. İletişimle ilgili sorunlara, özellikle arkadaşlarınızla olan ilişkilere dikkat etmek gerekiyor. Projelerde bazı geri dönüşler olabilir veya eski iş projeleri tekrar gündeme gelebilir. Onların üzerinden geçebilirsiniz. Bazı düzenlemeler yapabilirsiniz bu süreç içerisinde. Eski arkadaşlarla karşılaşmak, bir araya gelmek, organizasyonlar yapmak da gündemde olabilir. Eski okul arkadaşları veya eski flörtler bir şekilde karşınıza çıkabilir. Arkadaşlarınızla ilgili bazı sorunlarınız varsa onları da çözmek için bu süreci değerlendirebilirsiniz. Sevgili oğlaklar, 23 Ekim'de Güneş Akrep Burcu'na geçecek. Bu da bu alanın, özellikle sosyal alanın biraz daha hayatınızda yoğun olacağını gösteriyor. Enerjinizi daha fazla arkadaşlarınıza yöneltebilirsiniz. İş projeleri, gelecekle ilgili hedefler biraz daha gündeminizde olabilir. Hafta geneline baktığımızda pazartesi günü ay boğa burcunda ilerliyor olacak. Ayın boğa burcunda ilerlemesi özellikle aşk, duygusallık, romantizm, çocuklarla ilgili konuları biraz daha öne çıkaracak. Pazartesi günü de ay boğa burcunda, salı günü ikizler burcuna geçecek. Artık günlük işler biraz daha gündeminizde olabilir. İş yerinde veya evde bekleyen işlerle ilgilenebileceğiniz yoğun bir gün olabilir sizin için salı günü. Çarşamba günü de aynı şekilde ay ikizler burcunda ilerlemesini sürdürecek. O gün güneş akrep burcuna da geçiş yapacak. Perşembe günü ay yengeç burcuna geçiş yapıyor. Perşembe günü ve cuma günü ikili ilişkiler, ortaklıklar, karşınızdaki kişi, eşiniz, sevgiliniz, bir şekilde yakın arkadaşlarınız biraz daha öne çıkacak gibi konuşuyor. Özellikle cuma günü iş ilişkileri için, ikili ilişkiler için çok verimli bir gün. Bir şekilde eğer sorun yaşadığınız bir ilişkiniz varsa onunla ilgili verimli sonuçlar alabileceğiniz, aranızdaki sorunları çözebileceğiniz güzel bir gün. Bunu değerlendirebilirsiniz. Özellikle cuma akşamı pozitif etkiler var. Ay Jüpiter kavuşumu sizi destekleyecek. Duygusal paylaşımlar, romantizm hayatınızda biraz daha yoğunlaşabilir. Şanslı iş teklifleri de alabilirsiniz. Ortaklıklarla da ilgili, iş ortaklıklarıyla da ilgili güzel gelişmeler olabilir sevgili oğlaklar. Evet, günlük yorumlarımızı da takip ederseniz daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.